Demir ailesi bir bebekleri olduğu için çok sevinçli. Uykusuz geceler ve değiştirilmesi gereken bir sürü bebek bezinin yanı sıra demirlerin doldurması gereken bir sürü evrak da onları bekliyor. Örneğin önemli bir adım da Kindergeld başvurusunda bulunmak. Peki Kindergeld nedir? Kindergeld yani çocuk parası, Almanya'da yasal olarak ikamet eden tüm ebeveynlere gelir veya vatandaşlıklarından bağımsız olarak verilen aylık bir ödenektir. Bu ödeneği almak için yabancı uyrukluların da AB veya AEA üye ülkeleri hariç Almanya'da çalışmalarına izin veren bir oturum iznine sahip olmaları gerekir. Demir ailesi için çocuk parasına başvurmak oldukça basit bir işlem. Ancak durumunuza bağlı olarak, örneğin çocuğunuz için doğum belgesi almakta sorun yaşıyorsanız, karmaşık bir yasal veya ailevi durumunuz varsa bu başvuru daha zor olabilir. Bu gibi durumlarda bir danışma merkezinden yardım almanız gerekebilir. Ekranda gördüğünüz miktar güncel olarak ebeveynlerin aldığı Kindergeld ödemesidir. Genellikle Kindergeld çocuğunuz 18 yaşına gelene kadar ödenir. Çocuğunuz bir işe girmediği, bir eğitim veya mesleki eğitim programına devam ettiği sürece veya engellilik nedeniyle geçimini sağlayamıyorsa uzatılabilir. Demir ailesinin Ayşe bebek için aldığı doğum belgelerinden biri Kindergeld başvurusu için. Resmi başvuru belgelerini internet üzerinden indirip doldurabilirler. En önemli belgeler Antrag auf Kindergeld ve Anlage Kind olarak adlandırılır. Ayrıca internet üzerinden bir başvuru doldurma seçenekleri de var. Başvuru belgesinde demirler asıl başvuranın hangi ebeveyn olacağına karar verir. Vergi kimlik numarası ve ad, doğum ve adres gibi temel kişisel bilgiler dahil olmak üzere gerekli bilgiler verilir. Diğer ebeveynin temel kişisel bilgileri de gereklidir. Ayrıca Kindergeld'in transfer edileceği bir banka hesabı da dahil edilmelidir. Kindergeld nakit olarak verilmez. Ardından Anlage Kind belgesinde Demir ailesinin vergi kimlik numarası da dahil olmak üzere küçük Ayşe hakkında bilgileri tamamlaması gerekiyor. Almanya'da doğan bebekler doğumdan sonraki ilk 3 ay içinde otomatik olarak posta yoluyla bir vergi kimlik numarası alırlar. Bu numara henüz Demir ailesine ulaşmadıysa başvurularını önceden yapıp eksik bilgileri daha sonra gönderebilirler. Şimdi formları yazdırıp imzalamanın ve Kindergeld başvurusunu doğum belgesiyle birlikte yaşadıkları yerdeki Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit adresine posta ile göndermenin zamanı geldi. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. handbookgermany.de